Evet değerli dostlar, değerli canlar, malum benim bu yeryüzü sesleri günlüğümde her zaman değer verdiğim sanatçı dostlarım, şair, yazar hepsi yer alıyor. Daha önce bunları sizler de izlediniz ama bugün daha önemli bir buluşmayı gerçekleştirdik. Değerli dostum, can dostum, Türkiye'nin yakın tarihini en iyi yazanlardan, en çok araştıranlardan tarihçi Turhan Feyzoğlu'nun sofrasındayım, yani evindeyim. O da şimdi yeniden bir Deniz Gezmiş'in yeni kitabını yayınladı. İzan Yayıncılık'tan, gördüğünüz gibi. Evet Turan'ım, epeydir bir araya gelemedik. Yine düzenlemişin, döktürmüşün, çalışmalara devam ediyorsun. Arkanda ektiğin ağaçlar Evet. görüyorum. Biraz önce de Mustafa Kemal'le güzel çalışmalar yaptık. Hayatın TikTok'larına da dokunduk. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, neler söyleyeceksin? Artık bu salgından sonra bizim ilk buluşmamız. Şimdi Akrok benim çok eski bir arkadaşımdır. Zaman zaman bir araya geliriz. Kendi evimizde ya da dışarıda. Evet. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir arkadaşlık olsun falan var. Şimdi yaşam çok boyutlu. Bunu şundan dolayı şöyle açmak istiyorum. Hayat sadece mesela diyelim ki kendi yapmış olduğum çalışmalardan dolayı anılmak istemem. Yani ya, 21 tane kitabım yayınlandı ama mesela benim Akınok bahçemi de gördüm. En az 50 tane ağaç diktim. Evet. Bravo, iyi çalışmışsın ya. Evet, tabii 50 tane Çok ağaç önemli. diktim Çok mesela. önemli. Yani şimdi pek kedilerim de var. Evet. 7-8 tane de kedim var mesela. Hepsi. Onlara da bakıyoruz. Biri de kertenkele avlıyor. Yani yaşam çok boyutlu. Tek boyutta olarak bakmamak gerekiyor. Mesela bugün Akınok arkadaşım geldi. Teşekkür ederim. Ben ondan gelirken dedim ki bağlamanı al gel. Sağ olsun bağlamasını da aldı geldi. Telli Bugün kuran. birlikte türkü de söyledik. Çığırdık daha doğrusu. Çok güzel oldu. Evet, tarihin Yaşamı pasını böyle dediğim gibi çok boyutlu görmek gerekiyor. Tek boyutlu görmemek gerekiyor. Bugün şeye gittik işte sağlık kontrollerini. evet onlarla uğraştık. Hayatın her alanını iyi değerlendirmek gerekiyor. Sorunları çözmek için çok iyi çaba göstermek gerekiyor. Hiçbir zaman yılmamak gerekiyor. Nefes aldığınız süre içerisinde hayatın her anını iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu çok önemli bir olay. Evet. Turancığım, şimdi denizleri yazarken Mahirleri, İbrahim Kaypak Kayaları, efendim Yılmaz Güneyleri yazarken ilk orada yaşadığın duygular ne oldu? Çünkü bu geçmiş sancılı tarihi anlatmak, dile getirmek hepimiz yapıyoruz. İnsanlık tarihinde onların, Türkiye'nin yaşam mücadelesinde büyük katkıları, büyük duruşları var. O ilk duygun önemli. Sana bunu çünkü bir sanatçı olarak soruyorum. Şimdi şöyle bir şunu demek isterim. Arkadaşlar ben 1978 kuşağıyım. 1968 kuşağından etkilenen, 1968'leri çok iyi tanıyan, 1968'lerle diyaloğu olan, sosyal ilişkilerini sürekli sıcak tutan bir insan olarak o dönemin insanlarına bir toplumsal tarih boyutuyla gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösterdim. Neden?
Çünkü toplumsal tarih çok önemli. Biz toplumsal tarihi sadece Osmanlı tarihi olarak ele almamamız gerekiyor. Cumhuriyet tarihi var. Nene hatunlarımız falan var. Peki evet. Daha önceleri var. Pir Sultan'ın abdallarımız var. Köroğullarımız var. Anlatabildim mi? Celali isyanları falan var. Biz buralardan geldik. Yani toplumsal tarih dediğimizde kökümüz çok eskilere dayanıyor. Karazoğlanlara dayanıyor dediğim gibi. Pir Sultan'a, abdallara dayanıyor. Günümüze geldiğimizde, yakın tarihimize geldiğimizde kimler var? İşte Yılmaz Güney var. Deniz Gezmiş falan var. Mahir Sayan var. İbrahim Kaypakkaya falan var. Ruhisi var. Ruhisi'yi unutabilir Cem miyiz? Cem Karaca var. Beyze Boran'ı unutabilir miyiz? Evet. Hikmet Kıvılcım'ı unutamayız hemen. Tabii. Hiçbir zaman. 15-16 Haziran'ı unutabilir miyiz? Unutamayız. Kesinlikle. Mümkün değil yani. Bu toplumsal tarihi bütün boyutlarıyla ele alıp hem kendimiz içimize sindirmemiz gerekiyor hem de gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Ben bunu elimden geldiği kadar, gücüm yettiği kadar, bilincim yettiği kadar yapmaya çalıştım. Evet Turan'ım, ağzına yüreğine sağlık. Şimdilik bu muhabbeti tabii burada biraz keseceğiz. Ama daha sonra tabii güzel, farklı boyutlarda bir araya geleceğiz. Onun için sana çalışmalarında başarılar diliyorum. Yolun açık olsun diyorum. Yakın tarihi çalışmalarını sürdürmeni, sürdüreceğini ve o yeni eserlerini dört gözle bekliyoruz. Yolun açık olsun kardeşim. Hoşça kal. Ben teşekkür ederim. Akınok kardeşime teşekkür ederim. Her zaman beklerim. Evet.